paylaşan varsa bir ha. Evet, söz sende Levent. Tamam. Çok teşekkür ederim sevgili Kaan, sana ve tüm izleyenlerimize Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim. Sevgili Bülent Göksan'ın karesiyle şu anda önemli bir canlı yayında, bilgiler önemli bir özel yayında birlikteyiz. Aslında uzun dönemdir efendim, yani 20-21 yıllık bir meslek yaşantısı içerisinde sık sık buralara geldik. Bu görüşmeyi de, bu takip etmekte olduğumuz görüşmeyi de aslında tarihi bir görüşme olarak addedebilmek gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz önemli bir süreçten geçtik. Ve yeni bir hükümet kurulmasıyla birlikte anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin geldiği noktanın daha da önem kazandığı bir süreç yaşıyoruz. Gerek dövizdeki dalgalama, gerekse ekonomik ve mali durum. Bu açıdan, yani hem siyasi açıdan iki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesi açısından hem de ekonomik ve mali açıdan çok kritik tarihi bir ziyarete tanıklık ediyoruz. İşte o ziyarette bugün, dün Sayın Başbakan Ankara'ya gelmesinin ardından ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüdü ve atanın huzuruna çıkıp anlamlı bir mesaj verdi Sayın Başbakan. Dün akşamında yine keza AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde önde gelen milletvekilleriyle bir çalışma yemeği de diyebiliriz, bir araya geldi. Orada da özellikle Sayın Vekillerin, ki TCKK'da dostluk grubu vekillerimizin zaten Kıbrıs'ı yakından biliyorlar. Kıbrıs'taki yatırım alanlarıyla ilgili, ki kendilerini Kıbrıs sevdalısı olarak adettiler. Sayın Başbakan'a pek çok soru yönettiler. Bugün de aslında bugün bambaşka bir paragraf vardı Ankara ziyaretinde. Şu anda Sayın Başbakan zaten canlı yayınımıza izliyorsunuz. Ve iki çok değerli bürokratımız da bizlerle birlikte. Sayın Maliye Bakanımız Genel Koordinatörü Özdemir Kalkan ve Başbakanımız Müsteşarı Sayın Hüseyin Amcaoğlu birlikte. Sayın Başbakan, canlı yayınımıza. Sayın Başbakan, canlı yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Bu ziyaretiniz, evet. Hayırlı olsun. Bundan sonraki süreç için daha önce yaptığımız röportajda da aslında çok ciddi ve altı çizilecek bir mesajlarınız da bu sürecin yakın gelecek için oldukça önemli olduğunu bilgisini aldık. Şimdi tabii 2 gündür birlikteyiz burada sizinle. Sohbet de ettik, konuştuk, haberi de yaptık. Ancak özellikle dün akşamki, bugün tabii Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Fuat Oktör görüşmelerini tabii ki ayrı bir paragraf açacağız. Dün akşamla başlayalım ya da dün Anıtkabir'e gidelim. Orada Atatürk'ü yazdınız, Anadolu Özel Defteri'nde de önemli bir noktaya işaret ettiniz. Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğiz vurgunuz vardı. Biraz Anıtkabir'den ben hislerinizi sizi bulmuşken sormak isterim. Neler hissettiniz? Bir de tabii dün akşamki vekillere yemeği de soracağız. Evet. Önce Anıtkabir detaylarına biraz başlayalım. Yani. Tabii Anıtkabir'e, Ankara'ya gelip Anıtkabir'e gitmemek, Atay'ı selamlamamak mümkün değil. Saygı durmamak önünde mümkün değil. Dolayısıyla dün heyetle birlikte dediğiniz gibi havalimanından direkt Anıtkabir'e geldik. Orada atamıza saygı duruşunda durduk. Daha sonra da dediğiniz şekilde Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Türklüğünün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve atamızın izinde Kıbrıs Türk'ünün yürümeye devam edeceğine dair bir yazımız oldu ve tabii ki imzamız oldu. Yazdığımız yazıyı orada da yüksek sesle okuduk, beyan ettik. Daha sonra oldukça büyük bir katılım, yaklaşık 30 AK Parti milletvekili, ki bunlar grup başkan vekilleri, eski bakanlar, komite başkanları, komite başkan yardımcıları ve 3 de MHP milletvekilinin katıldığı oldukça yoğun geçen ve oldukça kalabalık. Hatta bazı AK Partili arkadaşlar, ya grup toplantısını burada mı yapıyoruz şeklinde. Güzel bir toplantı oldu, verimli bir toplantı oldu. Kıbrıs'la ilgili, siyasetle ilgili, ekonomiyle ilgili, pandemiyle ilgili, şu an içinde bulunduğumuz durumla ilgili, önümüzdeki süreçte Maraş'la ilgili konuşma, sorulan sorulara cevap verme imkanı bulduk. Çok güzel ve çok gerçekten yoğun katılımlı bir yemek oldu. Daha sonra işte bugün tabii ki esas gelme nedenimiz, evet. Öncelikle Sayın Fuat Bey'i, Fuat Oktay Bey'i ziyaret ettik, başkan yardımcımızı.
Oldukça samimi bir ortamda yaptığımız toplantı. Bilmiyorum, bir saat herhalde veya biraz daha uzun sürdü ama hemen grup toplantısı olduğu için tabii belki de daha da uzun sürebilirdi. Nitekim Cumhurbaşkanlığı görüşmesinden önce öyle bir yarım saate yakın görüşme imkanı bulduk. Kendisine şunu söyledim. Dedim ki Ankara'ya geldim. Ankara'da yağmur yağmazdı. Yağmuru getirdim. Arkasından da kar getireceğim. Ayrılırken de dedi ki kar gelir mi sence Sayın Başbakan? Yani dedim ben geldim kar da gelecek. Şimdi kar yağıyor. Böyle de güzel oldu. Yani çok güzel bir sıcak bir karşılama ve sıcak bir görüşme oldu. Tabii ki esas olarak üzerinde durduğumuz ekonomik durum, yatırımlar, önümüz 23'ünden sonra ki durum, 23'ünden sonra yapılacak olan çalışmalar. Bildiğiniz gibi gerçekten özellikle pandemi nedeniyle ve ekonominin daralması ve buna bağlı olarak da başta özel sektör olmak üzere çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Evet. Bunları detaylı bir şekilde anlattık ve kendisine Sayın Başkan Yardımcım'a şunu söyledim. Kendisini Sayın Cumhurbaşkanı'na da gene bugün söyledim. Dedim ki biz bu göreve talip olurken üç şey bizim için çok önemlidir ve kararlılığımız bu üç şeyden geliyor. Birisi seçilme gayemiz olmadan radikal ve kelle koltukta yürüyeceğiz. Başka türlü bunun bir şeyi şu andaki sorunlarımıza çözüm bulma, yani bugün git yarın gel, buna dokunma, bunu yapma, böyle bir düşüncemiz yoktur. Dolayısıyla biz radikal kararlar almak için geleceğiz. Evet. Eğer yapamazsak da çantamızı alıp kliniğimize geri döneceğiz. Bu kadar net. Bunları anlattım. Tabii ki burada Anavatan'ın her zaman olduğu gibi katkısı, yardımı olmazsa olmazımızdır. Onu da söyledim. Geçici bir süre tabii ki yardım isteyeceğiz ama nihai hedefimiz, ki bu da inşallah çok uzun sürmeyecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi ekonomik ayakları üzerinde durdurmayı başaracağız. Ya başaracağız, ya başaracağız. Bu şekilde kararlarımızdan anlattık. Kendileri de çok büyük destek verdi. Onu çok net olarak söyleyeyim ve özet olarak şu öne çıktı. Siyasi istikrar, ekonomi istikrar ve sosyal istikrar. Bunlar birbirini tamamlayan üç nokta. Öncelikle siyasi istikrar. Evet. Bu ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanlarımız, bunlar konuşulduğu için söylüyorum, ne Alman'dan, ne İngiliz'den, ne Hollandalı'dan, ne Fransız'dan aşağı kalır bir tarafı var, yoktur. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bizdeki tek eksik siyasi istikrarsızlık. Evet. Yani her yıl siz hükümet değiştirecekseniz, her 1,5 yılda bir hükümet değiştirecekseniz, yeni bir başbakan, yeni bakanlar kurulu, 3-4 yılda bir veya 2-3 yılda bir erken seçim yapacaksanız, bu iş olmaz, bu iş yürümez. Bunları anlattık, bunları paylaştık ve inşallah dedik 23'ünden sonra istikrarlı 5 yıl sürecek bir hükümet olur. Çünkü ülkenin ve insanımızın buna ihtiyacı vardır. Genel anlamda, genel şeyde konuştuğumuz konular hep bunlar oldu. Tabii ki normal kendi siyasi özel konularda görüşüldü ama şunu çok net söyleyebilirim. Bize büyük bir sıcak ve büyük bir ilgi ortaya konuldu. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte daha da sık görüşme, daha da sık temas yapmamız konusunda da